Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Ankara'da hızlı tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın birleşmesinden sonra halen taşra teşkilatları yapılanmasında hizmetlerin yürütülmesi açısından problemler yaşanmaktadır. Bu problemlerin bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Bakanlığın taşra teşkilatlarının havza bazlı bir sistemle yönetilmesi veya teşkilat yapısına döndürüleceği ifade edilmektedir. Kaynakların verimli kullanılması ve koordinasyonu açısından bu düşünceyi olumlu buluyoruz. Fakat bu sistemin ekosistem bazlı ve halen bu sistemle yönetilen Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları yapıları dikkate alınarak uygulanması önemlidir. Başka bir şekilde havza bazlı yönetim tanımlaması eyalet ve benzeri tartışmalara yol açabilecek ve ayrıca kamu yönetimi standardı açısından da mahsurlu olacaktır. 6831 sayılı Orman Kanunu ormanların korunmasını gözeten hükümler içermekteyken ihtisas komisyonlarında tartışılmadan üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşlarının görüşleri alınmadan biyoçeşitliliği bozacak, orman ekosistemlerine ve yaban hayatına zarar verecek düzenlemeler yapılmamalıdır. Tarım Orman Bakanlığı'na yıllardır çok az miktarda orman mühendisi alımı yapılmıştır. Özellikle milli parklarda eleman yetersizliği Sayıştay raporlarına konu olmasına rağmen eleman alımları yapılmamaktadır. Sadece orman mühendisleri alımı değil, aynı zamanda gıda mühendisleri, veterinerler, su ürünleri mezunları, biyologlar kadrolara veya kadro açılmamıştır veya kadroya alım yapılmamıştır. Bu konuda sizlere de gelen birçok talepler mevcuttur. Bu durumun giderilmesi ve atama bekleyen lisans ve ön lisans mezunlarına imkan sunmamız gerekmektedir. Aynı zamanda eksik olan kurumlar arası diyalog geliştirilerek YÖK ile işbirliğine gidilmeli, ihtiyaca binaen üniversite bölümlerinde düzenlemeler de yapılabilmelidir. Sayın milletvekilleri, 2013 yılında yürürlüğe giren ve meslek kamuoyunda rotasyon yönetmeliği olarak bilinen Orman Genel Müdürlüğü personelinin atama ve yerleştirme esaslarına ilişkin yönetmelik uygulamada zulüm yönetmeliği durumuna gelmiştir. Bu durumun bir an önce giderilmesi, oluşan ve oluşacak sorunların ortadan kaldırılması sağlanmalıdır. Bunun yanında orman muhafaza memurlarının yetersizliği, işleyişi sekteye uğratmakta, yeterli şekilde işler takip edilemediği için mevcut personel devamlı soruşturmalara maruz kalmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatlarında görev yapan teknik personelinin çalışma koşullarından kaynaklı fiili hizmet hakkı, benzer görevleri yapan farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlilerine sağlandığı halde bahse konu kamu çalışanlarına hala hazırda verilmemektedir. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi kamu çalışanları adına önemli bir beklentidir. Tarım ve Orman Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında idari yönetici olarak görev yapan pek çok bürokrat görevlerini vekaleten yürütmekte olup vekalet yönetimi ile idare görevleri yürütmek pek çok bakanlık ve kuruluş için neredeyse genel bir usul haline geldiği görülmektedir. Bahse konu kamu görevlileri ise yürüttükleri görevlerin tüm yetki ve sorumluluklarını üstlenirken ekonomik haklardan faydalanamamaktadır. Bu nedenle bakanlık bünyesinde bağlı ilgili tüm kuruluşlarda mevcut idari kadrolar bir an önce görevde yükselme sınavı açılarak başarılı olan kamu görevlileri mesleklerine göre boş olan ya da vekaletle yürüttükleri idari pozisyonlara atanmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı Teşkilat Kanunu ve bakanlık hizmetlerini düzenleyen pek çok mevzuatta bakanlığın en temel görevlerinden birinin kontrol ve denetim görevi olduğu tanımlanmaktadır. Malumlarınız üzerine denetim görevi risk içermekte olup risk koşullarında görev yapan bazı kurum çalışanlarına risk tazminatı adı altında ödemeler yapılmaktadır. Bu uygulamanın
Bakanlığın teşkilat kanununda yer alan denetim hizmetlerini yürüten tüm personele yönelik geliştirilmesi önem arz etmektedir. Ayrıca gıda denetimi çerçevesinde günlük 5 saatten fazla görev yapan bazı lisans düzeyi mezunu kamu görevlilerine uygulanmaya çalışılan gıda kontrol ücreti uygulaması idareci inisiyatifinden çıkartılarak bahse konu lisans düzeyi mezunu tüm personele uygulanmasının yanında ayrıca denetim hizmetlerinde denetmen yardımcısı olarak görev yapan tekniker ve teknisyenleri de kapsayacak şekilde bakanlıkça yeniden düzenlenmelidir. Tarımda aşırı ve bilinçsiz kullanılan ilaç ve gübreler alıcı ortamlarda kirlenme oluşturmaktadır. Bu konuda alınan önlemler ve denetimler yetersizlik göstermektedir. Denetim ve önlemlerin artırılması gereklidir. Sürekli dile getirdiğimiz ve geleceğimizi değiştirecek iklim değişikliği konusunda strateji geliştirilmelidir. Bu strateji içerisinde istilacı türlerin de ülkedeki hareketleri tam olarak ortaya konmalı ve gelecekte ürün desen değişim senaryoları yapılmalı ve bu planlar doğrultusunda stratejiler geliştirilmelidir. Bu konularda üniversitelerle işbirliği yapılarak öncelikli olarak desteklenmelidir. Aynı zamanda çiftçimiz de bu konularda bilinçlendirilmelidir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bitkisel üretim her alanda azalmaktadır. Kanuna göre gayri safi milli hasılanın %1'i tarım desteği olarak ayrılması gerekirken verilen destek miktarı %1'in altında kalmaktadır. Bu durumun bir an önce düzeltilmesini, verilecek desteğin de yerinde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir. Bu konuda denetimin yine sıklaştırılarak sağlanması gereklidir. Tarım alanlarının satışlarında ön alımla ilgili kanun tekrar düzenlenmelidir. Ve ihaleye çıkarılan alanlarda ön alım hakkının geçerliliği kaldırmak suretiyle birçok karmaşaya engel olunabilir. Genetik mirasın korunması açısından oluşturulan tohum gen bankası çok büyük önem taşımaktadır. Bunun yanında Trabzon'da yeni oluşturulan ve yapımı devam eden ulusal su ürünleri gen bankası da oldukça önemlidir. Bu çalışmalar üzerinde özellikle itina gösterilmesi gerekmektedir. Yerli tohumlar üzerine yapılan çalışmalar özendirilmeli ve daha fazla araştırıcının konuya yönlendirilmesi sağlanmalıdır. Su ve sulak alanların yönetimi ve bu yönetimindeki yetki karmaşası, milli bir su politikasının bulunmayışı gelecekte birçok probleme sebebiyet verecektir. Son yıllarda ve günlerde görülmekte olan sağanak yağışlar da ileriki dönemlerde artacak ve devam edecektir. İklim değişikliği, meteorolojik değişimleri de beraberinde getirmektedir. Bu alanda da altyapı düzenlemeleri, tarımsal alanlarda alınacak önlemler paketi oluşturulmalıdır. Felaket gelmeden önlemleri almak, ülkemizin geleceğini güvence altına almamızı sağlayacaktır. Barajlar, su yapıları ve havza planlamaları yapılırken bu kriterlerin tamamı göz önünde bulundurulmalıdır. Tarımda tam manasıyla damla sulamaya geçilmesi ve kuyulardan su çekimi kontrol altında tutulması gerekmektedir. Kaçak kuyulara izin verilmemeli ve bu önlemler alınırken de çiftçilerimiz mağdur edilmemelidir. Ülkemizdeki yüzey suların kirlilik düzeylerini belirleyen çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar doğrultusunda yüzey sularında kirli alanların iyi duruma getirilme çalışmaları hızlandırılmalıdır. Yeraltı suni baraj ve su havzası oluşturma girişimleri de hızlandırılmalıdır. Akarsular üzerinde yapılan su yapılarındaki balık geçitleri tekrar düzenlenmeli ve o bölgede yayılış gösteren balıkların ekolojik isteklerine göre yeniden organize edilmelidir. Ülkemizde özellikle bazı illerde tarım arazileri bireysel olarak veya kooperatif kurularak hobi bahçeleri adı altında ekonomik anlamda tarım yapılamayacak boyutlarda çok küçük parçalara bölünmekte, üzerine tel çit, duvar ve yapı inşa edilerek satılmaktadır. Ancak bu satışın tapu müdürlükleri kanalıyla değil, kooperatif üyeliği şeklinde veya noter sözleşmeliğiyle ile yapıldığı gerek kaymakamlıklara gerekse de tarım ve orman il müdürlüklerine yoğun şekilde şikayetler bulunduğu bilinmektedir.
Bu durum İzmir'de de olduğu gibi özellikle seçim bölgem İzmir'de, Aliağa, Menderes, Buca, Torbalı gibi ilçelerde yaygınlaşmakta ve arazi sahipleri açısından rant kaynağı olarak görülmektedir. Şu an itibariyle kuruluş aşamasında olanlarla birlikte 25'e yakın kooperatif devam edin Sayın Varlı. Bu konu acil şekilde araştırılıp çözüme kavuşturulmalıdır. Bunun yanında su enstitüsü amacı, kuruluş amacı su politikalarını geliştirmek ve eş güdümü sağlamak iken bu görevi yerine getirememektedir. Şu anda var olan ve işleyen yapısıyla gösterdiği faaliyetler Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri tarafından zaten yapılmaktadır. Ya bu enstitünün kapatılması veya asli görevine döndürülmesi gerekmektedir. Bütçenin hayırlı olmasını diler, genel kurulunuzu saygıyla selamlarım.